4 adet yumurtanın üzerine yaklaşık 2,5 su bardağı un eliyoruz. Daha sonra 2 paket hamur kabartma tozunu da ekledikten sonra unumuzu yumurtaların içerisine eriyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim karışıma. Daha sonra 1 su bardağı da süt, oda sıcaklığında olması gerekiyor. 1 çay kaşığı tuz ekledik ve daha sonrasında çırpıcıyla, yani mikserle karıştırıyoruz karışımımızı. Güzelce bütün malzemeler karışana kadar karıştırdık. Daha sonra doğranmış, küp küp doğranmış patatesleri ekliyoruz. Yaklaşık 4 tane orta boy patates, nane, kıyılmış nane, taze nane ekliyoruz. Küp küp doğranmış beyaz peynir yaklaşık 250 gram kadar. Bunları da yeniden ekledik ve bir tahta kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Bütün malzemeler birbirine karışana kadar iyice karıştırıyoruz bu şekilde. Sonra baharatlarını ekleyelim. Pul biber ekleyelim biraz. Biraz toz biber ekleyelim. Ve sonrasında biraz da karabiber eklersek sonra yeniden hepsini yeniden karıştırıyoruz bu şekilde. Fıs yağı ile önceden yağlanmış ve altına çörek otu ve susam serpilmiş orta boy büyüklükteki bir borcamın içerisine karışımımızı aktarıyoruz eşit miktarda ve üzerine yeniden susam ve çörek otu serpiştiriyoruz. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiçbir detayı kaçırmamak için de videoyu sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur. Şimdiden teşekkürler katkılarınız için. Gördüğünüz gibi çörek otlarımızı her tarafına eşit bir şekilde dağıtmamız gerekse de ben videoya çektiğim için biraz dağıldığını görebiliyorsunuz. Olsun, hiç sorun değil. Keyfinize göre serpiştirebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına gönderiyoruz borcamımızı. Yaklaşık 40 dakikada altı üstü güzelce kızaracaktır. Patatesler ortalama 40 dakikada çok güzel bir şekilde zaten fırında pişiyorlar. Evet, harika gözüküyor şu anda. Şimdi dilimleyelim bakalım. Son olarak pişme durumuna da bir göz atalım. Bıçakla eşit büyüklükte bu şekilde kesiyoruz. Ve sonrasında diğer yönden yeniden kestik. Bıçağın ucuyla bu şekilde ilk dilimizi çıkarttık. Sonrasında bakıyoruz. İçinde çok güzel piştiğini ve altının da kızardığını görüyoruz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyelim.